Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün havacılığın kazanını beraber kaynatmak üzere şöyle hemen bir üçlü planımıza geçelim. Hemen yanımda Muhammed Yılmaz, onun yanında Murat Erdem. Üçümüz beraber konuşacağız ama bugün serimize bir farklı bir bakış ortaya koyacağız. Malum Uçaksan şirketi Bursa merkezli projesini yurt dışına taşıma kararı aldı. Şimdi o detayları birlikte konuşuyoruz ve kurucusu Emre Bey'i yayınımıza alıyoruz. Bugünün tabii en önemli manşet konusu Uçaksan konusundaki gelişmeler. Bursa merkezli bir imalatçı ve bugün Emre Bey bir açıklama yaptı. Biz de haberleştirdik ve Türkiye'deki tekrar altını çiziyorum, havacılık faaliyetlerini şu anlık durdurduğu şeklinde. Emre Bey, öncelikle hoş geldiniz. Sorularımız olacak size. Kısaca bugünkü yaptığınız açıklamayı biraz bize açar mısınız? Şöyle, biraz aslında başından da başlamak lazım. Bu uçak nedir? Şimdi tabii hep bir dedikodu şeklinde, ben de tabii çok fazla açıklama yapmadık piyasaya. Halde çok fazla dedikodu dönüyor. Biz bu uçağın biraz geçmişinden bahsedeyim. 5 sene önce başladık biz bu uçağa. 2 kişilik olarak yola çıktık. VLA sınıfı 750 kiloyu aşmamak şartıyla bir uçak üretme kararı aldık. Karar aldıktan sonra tabii az çok yani ben bilgisayar temelliyim bu arada. Yazılım şirketim var. Çok bilmediğim için alanları çok fazla bu konuyla ilgili araştırmalara başladık. Geçmişe de baktık yapanlar edenlere nasıl yaptığıyla ilgili. Eğer böyle bir yüksek teknolojili bir ürün yapacaksanız iyi bir kadro kurmanız ve bu konuda tecrübeli insanlarla çalışmanız gerekiyor. Biz de onunla beraber yola çıkarak yurt dışından personellerle beraber işe başladık. Bunlar tabii çok büyük hava yollarının özellikle bir tanesi direkt aerodinamik tasarım şefiydi. Direkt üreticilerden bir tanesinin tasarım şefiydi. Bizim de çalışmaya başladı. Bunun haricinde birkaç arkadaş daha gibi gibi böyle yabancı arkadaşlar. Bunun yanında yurt dışında eğitim almış Türk arkadaşlar da gene ekibimize katıldı. Tasarımlarıyla başladık. Sonra doğrulamaları genel şey. Tabii buradaki en önemli nokta daha önce uçak yapmış kişilerdi bunlar. Yani bu çok önemli bir konu. Burada tecrübe olması çok önemli. Şimdi genelde Türkiye'de hep araştırmalar yapılıyor. Evet biz de yaparız ederiz ama buradaki işte benim gördüğüm en önemli şey tecrübeydi. Hiç daha önce uçak yapmış, uçurmamış birisinin sıfırdan uçak yapması biraz zor oluyor. Çünkü tasarladığınızla ürettiğiniz şeyler havacılıkta bazen aynı çıkmayabiliyor. Yani ben bir fil gördüm yani. Aynı olmayabiliyor. Bir de sıfır hatayla çalışmak da çok zor. Böyle yola çıktık. Tabii insanlar tabii genelde hiç beklemediği bir şey tabii. Küçük bir şirketin Türkiye'de bir uçak yapması. Daha böyle büyük holdinglerden veya daha büyük şirketlerden bekliyordum. Biz tabii başladık. Ben de tabii çok fazla reklamını yapmadım. İşin açıkçası genelde hep böyle spoilerlar veriliyor. İşte buna başladık, bunu yapacağız falan. Genelde sonu gelmiyor projelerin. Ben tamamen proje yapıp bitirip ondan sonra duyurma gibi bir şey vardı kafamda işin açıkçası. Öyle de ilerledim. Biraz alttan ilerledik. Bu zaman zarfı tabii bu 5 sene biraz da bizi zorladı tabii. İşte kurların bir anda çok hızlı artması. İşte bu tedarik zincirinin kırılması pandemi döneminde. Pandemi dönemi tabii çok zorladı bizi işin açıkçası. Ama biz tabii gene de devam ettirdim ben. Durdurmadım projeyi. Gün sonunda dokümanları da dahil, bakın dokümanları da sertifikasyona uygun dokümanlar da dahil biz uçağı en sonunda hazır hale getirdik. İlk etapta 750 olarak düşünüyorduk. Sonra EASA'nın aldığı kararla işte 750 ve üzeri diye geçtiği zaman biz artık LA sınıfına geçebiliriz. Artık LA de kalmadığı için 750 üzeri kaldı. 5 tona kadar. Uçağı 4 kişilik sınıfa soktuk. Yani LA sınıfında 1200 kiloya kadar çıkarabildik 4 kişilik olarak. Bu zaman zarfında tabii biz SHGM ile bir konularda ilerledik ama çok da fazla ilerleme kaydedemedik işin açıkçası. Tabii onlar da bu konuda daha önce yapmadıkları için tecrübe eksikliği vardı. Bir de daha önce bu Hürkuş projesinde EASA ile beraber çalışmışlardı ama o dönemden kimse kalmamış. Kurum hafızası da biraz tabii tutmamış anladığım kadarıyla. Orada biraz sorunlar yaşadık işin açıkçası. Biz tabii gene durmadık, devam ettirdik. Gelinen nokta ne oldu peki? Biz uçağı da hazırladık, testlerini de yaptık. Bazı özel testler de yaptık işin açıkçası.
Bunlar tabii ülkede belgeniz olmadığı için bazı testleri yapmanıza izin verilmiyor. Yani o süreçlerden geçmeniz gerekiyor. Ama tabii o süreçlerde de ilerleme olmayınca bizi yani çok fazla derecede engelledi işin açıkçası. Bir de insanlı uçak olduğu için İHA sınıfında olsa uçurur, düşse de problem değildir. Yani bunu uçurduğunuz zaman içinde bir insan varsa ömür boyu mahkemelerle uğraşırsınız işin açıkçası. Bir de tabii vebali de var bu işin, uçuran pilotun. Bir de tabii Türkiye'deki şartlarda normalde EASA'nın 2000 kilo altına kategori pilotları istemiyor genel olarak şartlarında bu var. Türkiye'de böyle bir şart koşulunca iyice artık çıkmaz noktaya geldi. Çünkü kategori pilotları sadece TUSAŞ'ta vardı. SGM bize yabancı pilot bulmamızı tavsiye etti. Biz de tabii Türk uçağı yapıyoruz sonuçta. SGM de buna şey EASA da onay veriyor 2000 kilo altı ama istemedi, kabul etmedi onlar da. Tabii biz gene devam ettik, durmadık bu arada. Bizim yabancı ekipler de farklı tasarımlar bittikten sonra farklı ülkelere de dağıldılar. Sonra biz bunu bildiğiniz üzere SGM'nin verdiği belgeler de pek fazla yurt dışında kabul görmüyor EASA onaylı olmadığı için. Hâlâ diğer ülkelere de satmak istediğiniz zaman Türkiye'nin SGM'nin verdiği belgeleri kabul etmiyorlar. Hatta o uçaklarda Türkiye'de bile onay alsa dahi PPL eğitimi alacak pilotların da eğitimi kabul edilmiyor. Böyle bir durum çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Yani EASA üzerinden almak bu işin açıkçası şart oldu. Yani bu işte devam etmek istiyorsak. Onunla ilgili de devam ettik. Bir ülkede bir tasarım ekibi ve bizim arkadaşların da olduğu bir yerde planlamaları da yaptık. Ön inspektörlerle görüşmeler de yapıldı EASA üzerinden. Dediğim gibi bizim ekipteki arkadaşlar da daha önce hep uçak yaptıkları için hem belgelendirmede hem de uçak konusunda hiçbir sıkıntı yoktu. Şimdi insanların en çok takıldığı bu. Uçak yapmak kolaydır. Esas onun sertifikasyonu zordur, belgesi. Aslında o da zor değildir. Uçakla beraber zaten siz bu belgeleri, dokümanları hazırlıyorsanız bunda bir sıkıntı yoktur. O prosedürlere uyduğunuz zaman ki bu prosedürlere de uyuldu yani bir sıkıntı yoktur. Yani pilot handbook'lara kadar hazırlandı bunlar. Dediğim gibi ilgili ülkeyle de görüşmeler yapıldığında her şey çok pozitif gözüktü. Şimdiden haber bekliyorlar tabii bu konuyla ilgili hemen başlayalım diye. Tesciliyle de ilgili EASA üzerinden. Bu sırada tabii üretimi en azından burada tutalım dedik. EASA üzerinden yurt dışı yani Avrupa Birliği ülkeleri olması gerekiyor. Orada devam ederken en azından burada da üretim tutalım dedik ama şimdi geldiğimiz konjonktürde sermaye erişim ve tabii bu alanlardaki yatırım çok zor. Yani insanlara çok ütopik bir alan geliyor havacılık alanı. Genelde ithalatla döndüğü için sektör üreticiler konusunda biraz sıkıntı. Tabii biz tamamen yani alt parçalar değil tamamen koskoca bir sistem tasarlayıp üretmişiz. İnsanlar da haliyle korkuyorlar haklı olarak ticari olarak da. Biz de tabii belli bir süre uğraştık işin açıkçası. Türkiye'de nasıl ilerleriz, yaparız, ederiz falan. Tabii şu anki konjonktürde de sermaye erişmek dediğim gibi çok zor olduğu için hem bankalardan hem de diğer şeylerden. Yurt dışına taşırsak daha hızlı ilerleyeceğimiz konusuna karar verdik. Ya projeyi çöpe atacağız ya da ilerleyemediğimiz için burada ya da yurt dışında. Çünkü daha dünyada yani bu konularda siz daha tecrübelisinizdir. Havacılık alanında üretim yapıp da yeni nesil teknolojilere uçak üreten ülke sayısı çok az hala. Şimdi insanlar genelde bu küçük uçağı görünce hala pırpır muamelesi yapıyor ama bu gördüğünüz uçak aslında Cessna 172'ye rakip olabilecek bir uçak. Bir gün tabii gelip görmenizi isterim. İç genişliğiyle, büyüklüğüyle, aerodinamik yapısı, kanat yapısı hepsinden çok daha geniş ve daha büyük. Bunun yanında uçak tamamen karbon kompozitten yapılmış bir uçak. Yani bu da tamamen kendi tesislerimize yapıldı. Yani hiçbir yerden biz dışarıdan parça almadan ham maddeleri alarak tamamen kendimiz ürettik. Uçağın motoruyla şey haricinde, aviyonikleri haricinde ki onları da neden seçtik? Tahmin ediyorsunuzdur. Yani EASA'yı onaylatmak için motorun ve aviyoniklerin onaylı olması gerekiyor. Herhangi bir deneysel bir ürün kullandığımızda bu aşamaları aşmamız çok zor. Biz bildiğimiz tarafı yapalım. Zaten dünyada da %70'ine yakın az çok biliyorsunuzdur. Rotax marka motorlar kullanılıyor. Elektronik kısmında da Dynan'la Garmin kullanılıyor. Bizim Garmin. sistemlerde tamamen Garmin, tamamen Glass Cockpit sistemler. İşte otopilotu olan, balistik paraşütü olan bir uçak tasarladık. Geniş de bir uçak oldu. Binenler, görenler çok hoşuna gitti gerçekten. Sonrasında tabii
şeyi de biliyorsunuzdur, bu süper muşak olayını da bizim ordumuzun offset kapsamında 52 tane uçak aldık Milgem karşılığında. Bunları yapan ekiplerde de bakım ekipleri de gelmiş bildiğim kadarıyla Pakistan'dan. Onlar da bizi ziyaret ettiler özellikle uçakla ilgili. Uçağı incelediler. Tabii muşaklar arasında çok fazla fark var. O tamamen eski bir teknoloji. Tamamen basit manuel sistemlerden oluşurken işte bizimki tamamen elektronik, kompozit ve daha hafif bir sistem. Ağırlığını görünce zaten şaşırdılar. Ve büyüklüğünü de iç dizaynı, aerodinamiğini. Hoşlarına gitti. Sonra Pakistan'da olan bir grup, aynı zamanda savunma sanayi içinde de olan bir grup. Zaten böyle planları vardı. Bizimle görüşüp belli bir görüşmeden sonra 10 adet uçak siparişi geçtiler bize 5 artı 5 şeklinde. Hatta o kadar sıkıştılar ki ilk uçağı ne zaman teslim edeceksiniz diye sorular başladı. Şimdi tabii bunu da hemen pat diye teslim edemezsiniz. Bir tesisin kurulması lazım. Ne kadar seri üretim olmuyorsa da uçaklarda en azından bu tesisin olması gerekiyor. Dediğim gibi bu konularda sonuçta bize büyük bir holding olmadığımız için belli bir noktaya kadar getirdim ben. İşte bunun argesini bitirdim, üretimini yaptık, düzeltmelerini yaptık, dokümanlarını hazırladık. EASA onayına kadar her şeyin tasarımlarını ve dokümanlarını Pilot Handbook'una kadar hazırladık. Şimdi geriye bir tek belgeleri vermemiz kaldı. Hatta bana süre bile az çok verdiler, yani 6 ila 8 ay içerisinde biz bu işi bitiririz diye bizim diğer ekipte. Belgelendirme sürecinden bahsediyorum. Bu sırada siz de artık üretim hatlarını kurmaya başlayın gibi bir şey geldi. Dedim ki bu noktada bir anda böyle bir çıkmaza gelince ve ilerleyemeyince ve bir de sipariş baskısı olunca ya iptal edeceğiz artık siparişleri, artık yapmıyoruz bu işi deyip burada kuramıyoruz diyecektik. Ya da yurt dışında devam etmek daha mantıklıydı. Çünkü yurt dışındaki bir şirketin de Türkiye'de bir havacılık alanında yatırım yapmazsa çok zor oluyor. Genelde herkes kendi ülkesinde istiyor. Bu tarz alanlar stratejik olarak geçtiği için değerli bir alan baktığınız zaman. O yüzden böyle bir durum çıktı işin açıkçası. Bu da benim istediğim bir durum değil. Ben tabii bunu kendi ülkemde olsun isterim. Tamamen kendi kaynaklarımla neredeyse yaptım bu uçağı. Böyle bir durum var. Yani bu benim çok tasvip ettiğim bir durum değil. Yani ben de çok sevinerek yaptığım bir iş değil. Ama bir işi yaptıysak da bitirmemiz gerekiyor. Yani bunu sonlandırmamız gerekiyor. En azından bu uçağı yaktık deyip uçarken görmek ayrı bir şey. Türk bayrağını dahi taktık kuyruklarına. Yani bu bizim gururumuz olacak sonuçta. Bir anda Emre Bey, şeyi sormak istiyorum. Çok yaklaşıyorlar bize. İşte yaptı kaçtı gibi bir şey ama yani öyle bir şey değil. Yani şartlar bizi duruma getiriyor. Emre Bey, şeyden şikayet ediyorsunuz haklı olarak. Sivil Hava Türkiye'de bir uçak sertifikasyonu konusunda bir altyapının olmaması. İşte Hürkuş'ta bu alındı ama çok acı ne yazık ki o günleri gören kişiler bile ne sivil havacılıkta belki TUSAŞ bünyesinde kalmadı. Bunun gibi sorunlara dikkat çekiyorsunuz. Sizin yaptığınız ilk iki kişilik model Troy T-200 uçuş testlerine kadar getirdiniz mi? Son durumu nedir projenin? Uçuş testine kadar getirdik. Hatta ben işin açıkçası ben 1-2 metre de kaldırdım bu uçağı. Yani kalkışa da denemelerini de yaptık. Uçurmadık tabii. Uçursak kalkıp gidecekti uçak da. Durdurduk yani. Geriye dediğim gibi artık belgelendirmeyle beraber EASA'nın yapacağı kendi bizim yanımıza beraber görerek yapması gereken testler kaldı. Bunlar da dediğim gibi zaten hedefimiz burada yapmak değildi bunları. Yurt dışında yani EASA'nın onayladığı bir ülkede yapmamız gerekiyor. Bunun için önemli. Aslında EASA'dan aldığınız zaman bir belgeyi dünyanın her yerine uçak satabilirsiniz. Ben örnek de vereyim. Bana Amerika'daki bir uçuş okulundan, o da görmüş internette galiba, fiyatları sordu. Az çok dedim daha belli değil ama bu aralıkta olacak dedim. Hemen iki tane sipariş edebilir miyiz diye ve ne zaman teslim süreleri var mı diye bana teklifte bulundu. İşte EASA olduğu zaman FAA'den de tabii onay aldığı için. Hemen ne zaman teslim edebilirsiniz diye bir teklif geldi. Edemiyoruz dedik, yani şu an için bir tarihte vermemiz çok zor. Bu duruma kadar getirdik. Yani bu durumda durmamız bizim için de çok kötü olurdu. Emre Bey, aklınızda düşündüğünüz bir ülke var mı spesifik olarak üretim için? Şu an yok, yani bir yatırımcı grubuyla da görüşüyoruz. Farklı ülkeler de var. Bunlar genelde uçak üretimi olmayan ülkeler gördüğüm kadarıyla. Yani o teknolojiye daha sahip olamamış ülkeler. Onlar daha tabii bu konuda heyecanlılar.
Ama daha görüşürüz. Daha herhangi bir karar verdim. Ama EASA ülkesi, bahsettiğiniz ülkelerde uçak teknolojisi. Şöyle yani bu aslında şirket 2-3 bacaklı bir şirket. Yani 2-3 ülkede olan bir şirket olacak işin açıkçası. Sertifikasyon ve tasarım farklı bir ülkede, Avrupa Birliği ülkesinde. Üretimde yani üretimde karışmıyorlar zaten herhangi bir ülkede olmasında. Başka bir ülkede olabilir. Ben bugünkü açıklamayı biraz tabii herkes gibi üzülerek okudum. Çünkü bu ülkede faaliyet yaşayan uçak mühendisi, bu ülkede savunma sanayinin veya işte havacılığın gelişmesini önemseyen birisi olarak bu yazdığınız şeyler tabii biraz üzdü herkes gibi. Orada şeyden bahsediyorsunuz. Savunma sanayinde faaliyet gösteren büyük şirketlerimizin rakip ürünü olmamasına rağmen rakip ürün çıkardılar ve benzeri bazı sorunlardan bahsetmişsiniz. Yani bu sorunlar genel itibariyle bizim ülkemizde havacılık alanında girişimcilik yapan pek çok insanın sizle yayından önce, sizle yayına girmeden önce birkaç tanesiyle de konuştum, hatta aradım. Sizin gibi benzer işler yapmaya çalışan, girişimcilik yapmaya çalışan, burada var olmaya çalışan insanlarla hemen hemen herkes benzer şeylerden bahsediyor. Biraz böyle derinlemesine olmasa bile biraz bahsedebilir misiniz? Yani şimdi burada ciddi bir problemden bahsediyor herkes. Ortak bazı problemler var ve tabiri caizse böyle iş yaptırılmamak isteniyor tarzında bir yaklaşım sergileniyor bütün girişimcilerimiz. Buradaki bu sorunların hem biraz sorunlardan bahsedip hem de neye dayandığını bunun biraz bahsedebilir misiniz burada? Ya örnek vermek gerekirse, şimdi şirketlere tabii kimseyi de zan altında bırakmak istemiyorum veya kimseyi de suçlamak istemiyorum. Bu dediğim gibi bizim kendi tercihimiz bu arada, yurt dışına gitmek. Kimseyi baskı altında bıraktığımız yok. Şimdi şöyle düşünün. Devlet destekli olan şirketlerin yani ya da Amerika'yı bilirsiniz, örnek vermek istiyorum. Hiç kimse yoktur. Yani devlet bu işin içinde olmaz. Devlet ya sipariş geçer ya bir şekilde yönetim kuruluna girer. Ben ona satarım, buna satarım gibi kararlar verir. Bu sayede ne olur? Özel şirketler daha hızlı büyür ve dev şirketler haline gelir. İşte Lockheed Martin'e bakın, Northrop Grumman'a bakın. İşte bunlar teoride tabii özel şirketler, sonuçta özel şirket ama yönetiminde gene hükümetten yetkililer var. Ama kararlar gene özel şirket yetkilileri tarafından veriliyor. Bütçeleri belirleniyor. Ya da bir örnek daha vereyim size. Bundan tam hatırlamıyorum tarihini ama 2010'da NASA eskiden roket üretirdi. Roketlerde tabii sürekli sorunlar, problemler çıkmaya başlayınca en son attığı roket de düştüğünde bu işten çekildi. Ben artık yapamıyorum bu işi. Bu işi ben özel sektöre devrediyorum dedi. Ben ihale açtım. Herkes teklif verebilir. Ben o teklifi değerlendireceğim dedi. O teklife iki tane firma girdi. İşte Boeing ile neydi bu Elon Musk'ın Elon Musk'ın SpaceX. SpaceX girdi. Şimdi SpaceX'in verdiği rakam 2,5 milyar dolardı. Boeing de 3,5 milyar dolar teklif verdi. İşte uzaya insan ve eşya göndermek için. Sonra NASA çok güzel bir karar verdi. Tamam dedi, ikinizin teklifini de kabul ediyorum. İkinize başlayın dedi. Ben ikinizin roketini de bittiği zaman ikinizinkini de kullanacağım. İkinizinkini de satacağım dedi. Bir anda aslında özel sektörü hareketlendirdi. Yani bütçeleri belli, hiçbir zaman aşmayacak bir bütçeler. Diyecek ki benim sana bütçem bu kadardı. Sen bu sınırlar içerisinde yetişmiş personeline bu roketi yap. Önce bitiren kimdi? Daha da özel şirket olan SpaceX bitirdi. Hatta bu işi aldı, götürdü, büyüttü. Dev gibi bir şirket oldu şu an. SpaceX. Herkes, bizim Türkiye dahi uydularını SpaceX'e göndermeye başladı. Şimdi buradaki Türkiye'de de bence bu model bence daha doğru bir model diye görüyorum. Çünkü devlet şirketleri dünyanın neresine bakarsanız bakanın yavaş ve hantal bir yapılara ulaşıyor. Bir şekilde devletin bu işin içinde olması gerekiyor. Kesinlikle Amerika'ya baktığınız zaman zaten bütün hepsinin silahlarını veya uçaklarını tamamen Amerika hükümeti karar veriyor. Kime ne satacağını. Ama söylediği şu, hepiniz üretin, ben hepinizin ürününü satacağım diyor. Ama herkes üretsin diyor. Bir şekilde dünyaya ben alıcısını bulacağım, bunu satacağım diyor. Ben ama işin içinde değilim. Siz üretin, ben hepinizinkini satarım. Şimdi Türkiye'de bence böyle bir şey de mutlaka olmalı. Yani evet, devlet şirketleri de var. Bence de olabilir ama özel sektörü de bir şekilde büyütmeniz gerekiyor. Büyütmediğiniz takdirde tüm devlet şirketleriyle Sovyet grubu ülkelerine dönersiniz. Bir müddet sonra bir çukur olur, orada sürekli bir para çeken bir kurum olur. Kaynaklar sürekli tüketilir.
Ama özel şirketteki bütçeler, kaynaklar belli olduğu için ya ürünü yapar ya da firma batar. Zaten onu da istemeyeceği için elindeki en iyi kaynakları kullanıp ürünü yapmaya çalışır. Şimdi bugün bahsettiğim şey de yani bizim nasıl anlatayım? Ürün talep eden firmalar da bizimle değil de gene devlet şirketleriyle çalışmak için devam ediyorlar. Yani Türkiye'de olan özel şirketlere güvenmedikleri için biz gene devlet şirketlere devam edelim. Bir şey oldu takdirde ben devlet şirketiyle çalıştım. Kusura bakmayın gibi yani yaptıysa o yaptı gibi bir durum çıkacak. Şimdi böyle olduğu zaman siz hangi ülkede gördünüz ki devletin çok iyi ürünler çıkarttığını, yenilikçi ürünler, hatta artık küçük startuplar ürün çıkartıyor büyük şirketler yapamadığı için bunları satın alarak ilerliyorlar. Demek ki bu model doğru bir model değil. Böyle ilerlendiği zaman da sonuç alınmıyor. Ama biz ısrarla bu modelden dışarı doğru çıkmıyorlar. Yani neden böyle yapıyorlar bilmiyorum. Hala daha bizim görüştüğümüz birkaç başka şirketler gene devletle ilgili bağlantılı yerlerde ısrarla yurt dışı şirketlerle görüşüp ya biz onlarla devam edeceğiz senin belgen yok diyor. Ya tabii ki belgem yok ama ben bunu zaten almada bir sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum. Çünkü ben çok yani anlatamayacağım şeyler de var da ben o kadar net konuştuğuma göre demek ki bir bildiğim var. Yani ben bazı şeyleri çözmüşüm. Sana geliyorum olsun biz gene de yurt dışından alalım diyor. Ya bu üzücü tabii. Yani ben bu ülke için bu kadar uğraşmışım. Yani az çok görüyorsunuz insanlar parasını ya faize yatırıyor ya toprağa yatırıyor. Şimdi ben bu uçağa yatırdığım çok fazla para yatırdık. Ne Toprağa kadarlık bir yatırım bedeli acaba? efendim? Ne kadarlık bir yatırım bedelinden bahsediyorsunuz? Ya bayağı bir para var işin açıkçası. Tam net çıkartmadım ama çok fazla para harcamışım onu gördüm. Çünkü Ar-Ge zor bir iş. Yani uçak yapmak hakikaten çok zor bir işmiş. Küçük de olsa, büyük de olsa aynı şey. Yani küçüğün de büyüğün de tasarladığın aynı şekilde tasarlıyorsun, aynı şekilde üretiyorsun. Parça sayısı belki değişiyordur ama sistem sayısı değişmiyor. Düşünün. Şimdi her uçağın sistemini yapan onlarca firma var. Ben onlarca firma kadar tek başıma çalışıp tamamının tasarımını yapmışım. Bir de üstüne üretimini yapmışım. Böyle düşünün. Yani böyle bir know-how var elim. Bir de işin kötüsü elimizde bir know-how var. Yani ben bundan sonra uçak dediğiniz zaman ben envai çeşidini tasarlayabilirim. Hatta belki paylaştım görmüşsünüzdür. Bir yolcu uçağı konsept tasarımı da vardı. Hatta bununla Onu da ilgili bir soracağım zaten. ya öyle görüşmeler oldu ki bu uçak neredeyse üretilecekti. Sonra vazgeçildi bir kurum yüzünden. Hatta 2 sene sonra da çıkma durumuna gelecekti. Yani 2000 kaçtayız? 23, 25'te falan çıkacaktı neredeyse uçak. O dönemde onaylansaydı. Ama işte dediğim gibi, hatta dediğim gibi ekipler bu Ukrayna-Rusya savaşından sonra çok fazla uçak fabrikaları sadece Antonov'da değil, başka yerlerden de o kadar çok bize tabii üretici olarak gördükleri için çok fazla geldiler. Yani bunlar düşünün Antonov sıfırdan bir daha baştan yapacak ekipler bunlar. Tamamen bizimle çalışmak istedi bunlar. Beraber gelelim, sıkıntı var ve sıfırdan her şeyi yapabilecek kapasitede alanlar bunlar. Küçük uçaktan da bahsetmiyorum. Dev gibi büyük uçaklardan, yolcu uçaklarından, kargo uçaklarından bahsediyorum. Çünkü bu adamlar bizim Türkiye'deki otomotiv yan sanayi bilgisi gibi bunlarda da uçak bilgileri var. Çocukluktan beri uçaklarla büyümüşler, uçaklarla tasarlayarak, Ben sizi üreterek çok özür dilerim. Burada bir araya girmek istiyorum. Ben sizi ilk yaşamışlar. duyduğumda 3-4 sene kadar önce insansız hava aracıyla başlamıştınız galiba. Hatta o zaman web sitenizde tarım drone'u falan olarak da bahsediliyordu. Sonra biliyorsunuz İnsansız hava aracı da onunla beraber başladı. Aslında küçük uçakla beraber paralelinde başladı. Onu Evet. yaptık, uçurduk. Kargo uçağı olarak çıkarttık onu. İnsansız. 100 kilo yani büyük de bir uçaktı. İnsansız o da. Çift motorlu, benzin motorlu bir uçaktı. 100 kiloya kadar da bir payload'u da vardı. Gayet de güzeldi. Yani gövdesinde Yani taşıyabiliyordu. şeyi soracağım aslında orada. Yani biliyorsunuz son birkaç senede de ülkede tarım drone'u biliyorsunuz müthiş bir patlama yaptı. Herkes artık zirai ilaçlamayı drone'la falan filan yapmaya başladı. Ülkede bu anlamda bir şey oldu. Siz bu bahsettiğiniz insansız hava aracının da çok önceden birkaç sene öncesinden de başladığınız için orada da yine benzer problemlerle mi karşılaştınız? Yani bütün süreciniz hep bu bürokratik engellerle mi geçti? Sonra mesela oradan o eğitim uçağına geçiş falan. Yani bunlar hep bir şeyler kapılar kapanınca yeni bir şeye geçelim havasında mı başladı? Yani tam olarak o süreç nasıl gelişti? Ya o da öyle oldu. İşin açıkçası o İHA ile ilgili de yani konuştuğumuz kurumlar sonra bir anda bir şey oluyor, değişiyor. Vazgeçtik, biz sizinle çalışmayacağız diyorlar.
O yüzden de çok da detaylandırmak istemiyorum. Çünkü bazı şeyler çok da açıklamak istemiyorum. Zan altında kalmasın kimse. Yani çok da farklı değildi. Onun da durumu çok da farklı değildi. Yani Benim bizim tabii şeyi bunun soracaktım, biraz siz açıkladınız ama büyük çift motorlu büyük yolcu taşıyabilecek bir konsepti. Onu yaşatmayı planlıyor musunuz ilerisi için? ya tabii bunlar hep kaynakla alakalı şeyler. Şimdi bazı şeylere düzgün söylemek istiyorum da. Yani çoğu şey hazır aslında bunların. Yani bir başlandığı anda çok hızlı bitirecek. Çünkü buradaki en büyük sıkıntı şuydu. Şimdi insanlar da yani dedim ya bir de yazdığımda sektör içi ve ben tabii bu kadar sektörün içinde değildim ama şimdi sektörün içindeki insanlar da çok ters yaklaşıyor size. Yani bir şey üretmek, bir şey yapmak Türkiye'de hakikaten çok zor. O kadar çok eleştirisel yaklaşıyor ki. Şimdi operatör seviyesindeki adam üretici adama laf söylüyor. Bu böyle olmaz, bu böyle yapılmaz bilmem ne. Yani tasarlayan adam 50 tane kafasında bu güvenlik standardı şeyi düşünürken bu böyle olmaz diyen adamlar da çok fazla. Şimdi bu yolcu uçağında da öyle. Şimdi 19 kişilik yolcu uçağı hiçbir dünyada tutmadı. Hiçbir yerde tutmuyor. Her yerde batıyor. Ya öyle bir şey yok aslında. Bakın bu 19 kişilik yolcu uçağıyla ilgili Türkiye'nin aslında çok fazla talebi vardı bununla ilgili. Direkt devletin de talebi var. Çünkü her yerde yolcu şey var. Havaalanı var biliyorsunuz. Şimdi dünyadaki yolcu uçaklarındaki en büyük sıkıntı da çok dar kabinlere sahipler. Beechcraft'larda veya diğerlerinde gördüyseniz veya Romanyalarında yaptıkları vardı. Kabinler aşırı dar. Ayakta durmanız imkansız. Eğilerek iki büklüm giriyorsunuz, oturuyorsunuz. Taşıdığı şekiller farklı. Şimdi biz bunları öngördüğümüz için aslında geniş gövdeli yani tamamen bildiğiniz Boeing'ler ayarında ayakta gidin oturun rahat rahat binip gidebileceğiniz bir uçaklar tasarlandı burada. 19 kişilik olma sebebi de niye 50 kişilik değil? Şimdi sertifikasyon sürecinde az çok biliyorsunuzdur. 19 üzerine çıktığınız zaman yani bu kadar kısa zamanda yapamazsınız. Çok uzun sürer. Önce burada temel olan bence 19'a başlayıp yolcu uçağı yapıyorsunuz çünkü kolay bir şey değil bu. Dünyada kaç tane ülke yapıyor bu yolcu uçağını? Bir de küçük uçak yapmakla yolcu uçağı yapmak farklı şeyler. Bizim de tecrübemiz dediğim gibi zaten bunu yapmış adamlarla biz yola çıkıyoruz. Yani sıfırdan bir deneme yanılma yapmıyoruz biz burada. Çıkan tasarımlar da deneme yanılma tasarımları değil. Geniş gövdeli, tabii sadece tasarımları gördüyseniz yolcu uçağı da değildi. Arka backdoor kapağı da vardı. Yani isterseniz kargo uçağı olarak da kullanabilirsiniz. İsterseniz askeri olarak paraşüt atarak kullanabilirsiniz de. Veya işte yangın uçağı olarak da kullanabilirsiniz vesaire vesaire. Alanı çok fazlaydı. Veya özel kendinize, kendi özel jetiniz demeyeyim de jet motorlu değil de şey de yapabilirsiniz. Tabi buradaki avantaj Özel biz uçak. evet jet motorları da kullanmadık ki. Maliyetleri daha düşük olsun ki işletme maliyeti de önemli bu tarz işlerde. Siz bunu charter seferi olarak işte Yozgat Havalimanı'ndan kaldırırsın, Çankırı indirsin, Çankırı'dan Trabzon'a geçer gibi. 100 tane uçağınız olsa Türk Hava Yolları Türkiye'de hiçbir tane büyük uçağını kullanmaz. Çünkü Türk Hava Yolları Türkiye için zarar ediyor bu kadar büyük uçakları kullanarak. Maliyetleri kurtarmıyor. İşte buradan Gaziantep'e örnek veriyorum 1000 liraya gidiyorsa hemen bir 300-500 kilometre sonra Erbil'e 500 dolara gidiyor. Haliyle yurt içindeki zararını yurt dışından tolere ediyor sonuçta Türk Hava Yolları da. Böyle küçük uçak pazarlarıyla zaten kısa mesafede devletin de istediği buydu benim tahminlerime göre. Çok daha hızlı bir ulaşım imkanı sağlayacak. Bu Ulaştık yakında bir anda durdu tabii dediğim gibi. Bazı uçuş okullarından bahsetmiştiniz ya, mail attılar ve uçağı çok beğendiler diye. Türkiye'de de biliyorsunuz uçuş okullarının sayısı giderek artıyor. Ve bu Evet. da çok ciddi bir sektör haline geldi. Buradaki okullarla bir temassınız oldu mu? Bir de buradaki okullara da bu uçağın hani fark yaratan özelliklerini anlattığınızda belki bir kamuoyu baskısıyla yani onların da desteğini alarak, ya bu uçakların bize ihtiyacı var, yerli bir şekilde üretiliyor, biz bunları kullanabiliriz şeklinde bir şeyle, bir kamuoyu baskısı veya işte aşamadığınız sorunları aşma konusunda hiçbir temasınız oldu mu? Ya bu konuları yani talep testi, uçuş okulları bu sorunlar yani onların da üzerinde bir konu olduğu için kolay kolay aşılacak bir konu değil. Bir de Türkiye'de dediğim gibi biz tamamlamadan direkt olarak çok da fazla böyle satışa veya pazarlamaya çok fazla çıkmadık. Sonuçta bir uçuş okulu bunu aldığı zaman test edip görmek ister, denemek ister. Ama uçuramıyoruz Türkiye'de. Hazır ama uçuramıyoruz.
Yani böyle bir durum var. Siz güvenir misiniz böyle bir şeye? Güvenemezsiniz. Bir şey ama hazır. Hocam. Emre yani bindiğiniz zaman uçağı görüyor, elektronik sistemlerini görüyor, yapısına bakıyor. Çoğu uçaktan çok daha büyük ama çoğu uçaktan daha hafif. Çünkü karbon kompozitten yapılmış. Hafif bir uçak, geniş bir uçak. Haliyle bu sonuçta Türk şirketleri de baktığımız zaman eğitim kurumları da böyle çok büyük kurumlar değil. 3-5 tanesi belli bir seviyede. Diğerleri küçük küçük şirketler. Onlar da tabii kendine EASA onaylı olması gerekiyor tabii bir yandan da. Sivil havacılık onaylı uçaklar da onlar için uygun değil. Dediğim gibi onlar da sonuçta hazır bir şey bekliyorlar. Sonuçta ben esasında şundan dolayı sormuştum. Sizin anlattığınız olay özelinde hani Amerika'da bir uçuş okulunun dikkatini çekti. Hatta hemen sipariş verebiliriz şeklinde bir durum olmuştu ya. Sonuçta sizin evet. bahsettiğiniz şekilde. Acaba buradaki uçuş okulları içinde benzer bir farkındalık oluştu mu en azından? Ya da bununla ilgili bir şey oldu mu diye onu merak ettim. Hiç yok ya. Yani çok bizim Türkiye'deki uçuş okulları pek ilgili değildi bu konuyla ilgili. Okey. Teşekkür ederim. Yani bir de biliyorsunuzdur genelde büyükler haricinde hep ikinci el alıyorlar uçaklar. Daha ucuz olması için uçuş okulları genelde hep ikinci el tercih ediyorlar. Maliyetlerden dolayı tabii. Emre Bey ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi geçmişteki örneklerden yola çıkarak Türkiye'de aslında siz ilk değilsiniz. Sizin yaşadığınızın farklı formatlarda farklı sektörlerde yaşandığını biliyoruz. Bu hem bürokratik engeller aşamasında hem de diğer sermaye desteği anlamında öngördüğünüz bir şey miydi acaba bu şu an yaşadığınız durum? Yoksa nasıl olsa hallederiz diye yola çıkıp mı şey yaptınız, bu aşamaya kadar geldiniz? Vallahi bu aşamaya gelmek bile benim için çok büyük bir şeydi. İşin açıkçası belli bir uçak, belli bir nokta. Ya ben şöyle anlatayım size. Şimdi yurt dışındaki projeleri görüyorsunuzdur. Adam kağıt üzerindeyken öyle bir yatırım parası topluyor ki inanamıyorsunuz. Özellikle o uçan taksi modellerinde milyar dolarları görüyorsunuz değil mi? Daha ortada ne bir uçan bir cihaz var. Uçacak mı? Uçmayacak çoğu bence. Çoğu başarısız olacak. Ama milyar milyar dolar para toplamışlar. Şimdi benim tahminim tabii, ben tabii yaparken para toplamadım ama en azından seri üretime geçerken ve fabrika kurarken ben yatırımcı gelir diye az çok tahmin etmiştim. Ama dönem kötü bir döneme denk geldi anladığım kadarıyla. Bu dönemde işte herkes parasını bir şekilde cebinde kalıp korumaya çalışıyor. Haklı olarak insanlara da bir şey diyemiyorum çünkü. Sıkılaştırma var. Sonuçta biraz stresli bir durum. Belki de ondan dolayı oluyor. Geçen yıl Türk Hava Yolları'nın Uçuş Akademisi biliyorsunuz TUSAŞ'ta bir eğitim uçağı anlaşması üretmek için eğitim uçağı evet. anlaşması üretmek için bir anlaşma imzaladılar. Ondan bilginiz var mı? O konu size nasıl yansıdı? Yani siz dediniz mi ya biz yapıyoruz aslında. Böyle bir girişiminiz oldu mu o süreçte? Onların uçak alım şefliği miydi? Öyle bir şeflik vardı. Oradan bir arkadaş ulaştı bize. Bu olaylar olmadan önce. Uçağın teknik bilgilerini de istediler. Uçağın bilgilerini de verdik. Tüm detayları da verdik. Kendisi yönetime rapor sunacağını söyledi. Sonra da işte basından gördüğümüz kadarıyla direkt TUSAŞ'la anlaşılmış. Emre Bey, gözüken yavaş yavaş siz işi yurt dışına doğru taşıyacaksınız gibi. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam 6-7 aylık bir süreç içerisinde orada kurulumun arkasından uçuş testleri ve sonrasında da sertifikasyon hedefliyorsunuz. İlerisi için tamam bu işin ana fabrikası design ofisi X bir Avrupa ülkesi Avrupa Birliği ülkesi üretim Türkiye gibi şeyler öngörüyor musunuz? İşte buradaki sıkıntı bu. Yabancı yatırımcı da çok fazla Türkiye'ye yatırım yapmak istemiyor şu an. Yani bu iş olacaksa da diyor yani benim ülkemde olursa bu konuyla ilgili yatırım yapabilirim diyor. Bu arada 6 ay üretimden sonra değil sertifikasyon hemen başlayacak. Yani biz fabrikayı kurarken orası hemen sertifikasyona başlayıp bizim paralelimize devam edecek zaten. Bir yandan sertifikasyon devam edecek, bir yandan da biz seri üretim hatlarını yani seri üretim demeyeyim de hatları kuruyor olacağız sonuçta. Paralelinde ilerleyecek ikisi de. Ama bilmiyorum tabii yatırımcıların şeyi derse ki evet tamam Türkiye'de güzel bir yer orada da olabilir derse tabii ki hay hay bizim de zaten en çok sevindiğimiz şey olur bu. Ama dediğim gibi bu tarz böyle stratejik ürünler, şey ürünler sonuçta kendi ülkesinde yapmak. Yani ben de olsam ben de aynısını yaparım işin açıkçası.
farklı bir ülkede bir iş yapacaksan, böyle de bir imkan varsa gel benim burada yatırım yap. Hem devlet destekleyecek hem de benim için de gurur meselesi diyecektir kişiler. İlla bu şirketin Avrupa Birliği'nde olma gibi bir şartı yok üretimle ilgili olan. Sadece tip sertifikasının Avrupa Birliği sınırları içinde olması gerekiyor. Ben bir de sizinle ilgili yakın zamanda şeyi de gördüm. Yeni nesil bir rüzgar türbin sistemi de üzerinde de çalışıyorsunuz. Anladığım kadarıyla havacılığın pek çok noktasında farklı projeleriniz de var. Açıkçası bu kadar geniş bir yelpazede olması biraz şaşırtıcı. Yani bu kadar yoğun bir mesai, hepsinin kendine göre çok büyük isterleri var. Birbirleriyle bağlantılı ama aynı zamanda alakasız da alanlar da var. Havacılığın geleceği de malum farklı yeni nesil alternatif yakıtlar veya işte elektrikli uçakların ilk sertifikasyonu da bildiğim kadarıyla yapıldı kısa bir süre önce filan. Şimdi siz de anladığım kadarıyla rotayı da çevirince daha farklı uçağın işte elektrikle çalışan bir tahrik sistemi ya da buna benzer bir çalışma olacak mı? Sanki daha ileriye dönük projelerde bunların olması biraz kaçınılmaz gibi geliyor. Projeyi biraz o tarafa doğru da bir yönlendirme şey olacak mı? Var mı öyle bir vizyon ya da bir durum? Aslında çakışan noktalar var. Onu da anlatayım. Bizim tabii bu rüzgar türbini işin açıkçası tasarladık biz bir tane. Belki görmüşsünüzdür tasarımını paylaştığım Gördüm. Gördüm, evet. ben. Bunu bizim uçak mühendisi arkadaşlar tasarladı. Tabii bunlar aerodinamik ve rüzgar konusunda tecrübeli olduğu için. Bunun temeli Arşimet sarmalı denen, Arşimet burgusu denen bir yapıya dayanıyor işin açıkçası temeli. Bunun üzerinden rüzgarı en düşük seviyede alıp sisteminde kendi merkez kaç kuvvetini kullanarak manyetik bir jeneratörle elektrik üretilmesi planıydı. Bunu da 5-6 ay önce başladık projesini. Ürünü tasarladık, denemelerini yaptık software olarak. Analizlerini de yaptık. Ekip dediğim gibi havacı olunca rüzgar ve aerodinamik konusunda çok iyiler. Sonrasında üretimine geçtik. Bir tane prototip üretimi de yaptık. Üretimin testlerine de başladık. Çok düşük rüzgarlarda dönebilen bir türbin ürettik işin açıkçası. İlk yaptığımız ürün 3 kW'a kadar, saatte 3 kW'a kadar elektrik üretebilen bir türbin oldu. Buna güneş sistemleriyle ulaşmak çok zor. Geniş alanlar gerekiyor. Bizimkinin ortalama büyüklüğü 2,2 metre çapında bir rotor çapına sahip bir türbin oldu bu. Bu da bir evin, hatta bir evin de demeyeyim de 3-4 tane evin elektriğini, günlük elektriğini tamamen karşılayabilecek bir sistem oldu bu. Şimdi bunun da testlerini ve analizlerini yapıyoruz şu an ve üzerine biraz daha düzeltmeler yapıyoruz şu an. Neler ekleyebiliriz diye. O da bitti gibi ve patentini de aldık bu arada bu ürünün. Tabii mesela görüştüğümüz kişiler de yabancılar da özellikle bu da çok ilgilerini çekiyor. Özellikle tabii alternatif enerjiler, yenilenebilir enerjiler çok gündemde şu an. Muhtemelen ondan da dolayı. Çok da güzel oldu işin açıkçası. İstediğimiz verimine de ulaştı. Teknolojisi de çok yüksek bir teknoloji. Karbon kompozitten bir türbin oldu bu da. Onu da kendimiz tamamen kendimiz üretiyoruz onu da. Havacılık da tabii nerede birleşecek? Bu dediğiniz gibi bazı enerji sistemleri, şarj sistemleri gibi belli bir noktalarda ileride bir planlarımız var tabii. İkisini beraber aynı anda kullanmak gibi. Başka sorusu olan arkadaşımız var mı? Emre Bey'e. Yani çok teşekkür ederiz. Üzüldüğümüzü söyleyebiliriz sadece açıkçası Evet, herhalde. evet. Tarih tekerrürden ibaret gibi. Ya tabii bunlar her şey Ne yazık olacağına ki. göre. Sonuçta biz de tabii şey için çıkmadık yola. Yani kim yapar yani böyle bir şey? Kim parasını bir uçak için, bir hayal için, bir hedef için harcar? Yani biz bu yolda bu ülke için aslında bir şey yapalım diye çıktık ama tabii şartlar bizi bu noktaya getiriyor. Bizim hedefimiz, gönlümüz tabii ki işte olmasın, hala devam edelim burada. Gene en azından bu ülkeye ait bir marka olsun ki. Ben bunun, insanlar şey gözüyle bakıyor. Evet, havacılık çok karlı, çok kazanacaksın. Muhtemelen ben bunun parasını falan kazanamayacağım. Benden sonraki nesiller kazanacak bu paraları. Ama bu şirket büyüdükçe kazanacak. Ve bir yandan da bir havacılık kültürü oturacak. İşte Türkiye'de görüyorsunuz İHA konusunda belli bir noktaya geldi. Ama bakın hala uçak konusunda belli bir noktada değiliz. TUSAŞ sonuçta bir belli bir uçaklar tasarlıyor. Yabancılarla, onlarla beraber belli bir know-how ediniyor. Bizim burada sivil alanda edindiğimiz büyük bir tecrübe var aslında. Küçük, onun daha büyüğü. Belki de ilerleyen zamanda öyle bir şey olacak ki biz 50 ve 80 kişilik uçaklara geçeceğiz.
Yani bu sonuçta onu getirecek. Embraer örneğindeki olduğu gibi yavaş yavaş bu buna doğru çıkacak. Ama dediğim gibi bu biraz da şartlarla ve ortamla alakalı bir şey. Bu da benim tek başına altından kalkabileceğim bir şey değil işin açıkçası. Ben de tabii proje kapansın da istemiyorum. Yani bir şekilde devam etmeli bu projede. Tabii bizim de gönlümüz razı gelmiyor ama sonuçta bir şekilde de devam etmek zorunda proje. Ben son olarak şeyi sormak istiyorum. Bugünkü bu mesajı atmanız için bir bardağı taşıran bir şey mi oldu? Yani neden bugün bu mesajı attınız mesela? Yani bugünün bu mesajı atılmasının bir gerekçesi var mı? Yok ya, öyle içimden geldi, attı diyeyim de ya Ya şimdi kim bu kararı bu sırada mı altında verdiniz şu anda? Yoksa hani bir şey oldu, beklediğiniz bir şey vardı ve bir cevap alamadınız ya da negatif bir cevap aldınız gibi bir durum mu oldu? yok zaten bu süreç, biz uçağı bitireli 1 sene oldu neredeyse. Yani biz bunun tanıtımını 2 sene önce yaptık. 1 sene önce uçak bitti. 1 senedir de hangarda duruyor neredeyse. Belki duyanlar da vardır. Hatta biz şeye götürdük. Sivrihisar etkinliğine götürdük. Sivrihisar'a. Ali İsmet Bey özellikle davet etmişti beni o konuda, mutlaka istiyor. O da mesela çok, yani bu konuya çok gönül vermiş. Çok değerli bir insan. Mutlaka getirmeni istiyorum demişti. Tabii gönül isterdi ki orada uçuralım bunu ama yani izinler olmadığı için hiçbir şey yapamayız orada. Yani bir şey olsa, yani olmaz olmaz tutar olur. Birisi bir şey olur. Ondan sonra Türkiye'deki biliyorsunuz yani ömür boyu uğraşırsınız bir daha mahkemelerle orayla burayla. Cesaret edemedik tabii biz yani işin açıkçası. Ama izleyenler, görenler de çok hoşunu yakmıştı uçağın. Yani düşünebiliyor musunuz? Tamamen Türkiye'de üretilmiş, tasarlanmış, yapılmış bir uçak. Müthiş bir şey. Yani bana göre en azından. Yani beni böyle bugün için özel bir şey olmadı ama artık bu süreç bizi bu noktaya getirdi. Yani bir yerde bunun artık kopması gerekiyordu. Bugün koptu işin açıkçası. Evet, Türk havacılığı için ne yazık ki Murat da söyledi, tarih biraz tekerrürden ibaret. Umarım o proje bir şekilde yaşar, gökyüzüyle buluşur. Önemli bir emeğiniz ve maddi manevi çok büyük emekleriniz var. İnşallah onlar kanatlanıp uçar diyoruz. Emre Bey çok teşekkürler. Bir en azından bir bilinmezliğin ne olduğunu sizin ağzınızdan duymuş olduk ve ülkemizin de bazı gerçekleri burada ne yazık ki bir kere daha ortaya koymuş olduk. Çok çok teşekkürler. Projede yeni haberler için sizleri takip etmeye devam edeceğiz. Başarılar diliyorum ben. Bir şey daha söyleyeyim. Yani diyorum ya, çok böyle bir bilinmezlikler var böyle projeyle ilgili, işte o yoktu, şu yoktu, bu yoktu, işte zaten başarısız olacaktı. Bir de pusuda bekleyen insanlar var, anlamıyorum yani. Hemen böyle eleştirisler şeylere başlıyorlar. Biz bunları zaten, yani teknik olaraktan bahsediyorum veya sertifikasyon, bunların çoğunu öngördük zaten. Yani zaten tam bizim planlarımıza göre gidiyordu. Sertifikasyonda, belgelendirmede, bir tek sivil havacılık konusunda orada bir aksaklık yaşadık ama hemen B planı devreye girmişti zaten. Ekipler hemen hazırlamışlardı B planı da. Bir bilinmezlik projede yok aslında. İnsanlar hep bir açık arıyorlar. İşte şundan dolayı olmadı, bundan dolayı, işte şöyle yapsaydı olurdu. Uçak test edilmedi, uçmadı, olmadı, patladı. Yok öyle bir şey. Yani öyle bir dedikodular çıkıyor ki biz açıklamayınca insanlar şey zannediyor. Ben de çok fazla böyle çıkıp da bir yerlere çok anlatma, yani ön plana çıkma gibi bir şeyim yok benim işin açıkçası. İşte ben bunu yaptım, şunu yaptım, işte en büyük benim. Yok öyle bir şey. Yani bu zaten dünyada yapılan bir şey. Biz de bunu denedik, yaptık. Ama uçakla ilgili hiçbir bilinmezlik yok. Her şey çok açık. Belgelerinden her şeyine kadar hazır. Tasarımların doğrulamalarına kadar. Her parçanın, neredeyse çoğu parçayı da TÜBİTAK testlerinde yaptık. Onaylansın diye. Crash testlerine kadar. Uçakla ilgili hiçbir bilinmezlik yok. Hiçbir şey yok. Yani bir daha sizin nezdinizde söyleyeyim. Dedikodular, çünkü böyle cevap konuşmayınca dedikodular dönmeye başlıyor. Dediğim gibi yani uçakla ilgili hiçbir bilinmezlik yok. Sertifikasyon konusunda hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Yani bunu inspektörler de ön incelemesinde onayladı. Bir problem gözükmüyor. Bundan sonrası bizim üretimine geçmemiz gerekiyor. Bunda sıkıntı yaşıyoruz. Yani şundan dolayı olmadı, şundan dolayı kaçıyor, işte şunu yapamadığı için, öyle bir şey yok. Bizim sıkıntımız çok net. Öncelikli olarak bizim sermaye erişip bir fabrika kurmamız gerekiyor. Sonrasında da projelerin devam etmesi gerekiyor. Bu kadar açık. Ben çok teşekkür ederim Çok tekrar. teşekkürler Emre Bey. Sağ olun. Sizlere başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Elinize sağlık. Teşekkürler.
Uçaksan'ın kurucusu Emre Bey bağlandı yayınımıza ve zaman zaman da bu tür konularda konuklar da almak istiyoruz. Beraber soru sormak istiyoruz. En azından ilk ağızdan dinlemiş olduk. Ve burada da ne yazık ki işte Vecihi Vurkuş'un 1930'lu yıllarda yaşadığı Türkiye'de bir otoritenin sertifika verme problemini aradan bakıyorsunuz. İşte 80-90 yıl geçiyor. Ülkemiz aynı bu konuyla senaryo. İlgili değişen hiçbir şey yok. Aynı senaryo dönüyor ve ne kadar acı Emre Bey'in söylediği Hürkuş'un A modeli EASA sertifikası alan ülkemizdeki ilk modern anlamda sertifikaya sahip hava aracı. Fakat onun sertifikasyonuyla ilgili hiçbir personel sivil havacılıkta kalmamış. Emre Bey Uçaksan projesini Troy'u getirince nasıl bir yol izlenecek? Yine sivil havacılık böyle bir konuyla ilgili bir projenin devam edememesi söz konusu olmuş. Ne diyelim, bir daha tekrar etmesin. En azından biz konuya 3 gazeteci olarak ayna tutmaya çalıştık. Muhammed, ne diyorsun bu konuyla çok ilgili? Önemli, çok önemli bir detay oldu. Yani iyi ki bağladık. Çünkü bu konuyu kendi aramızda değerlendirdiğimizde tabii belli başlı şeyler söyleyebilecektik ama doğrudan projenin sahibi tarafından birinci ağızdan öğrenmek bence çok çok önemli oldu. Verimli ve faydalı oldu. İkincisi de tabii çok hazin ve üzücü şeyler de duyduk. Yani bu aslında bu pek de hoşumuza gitmeyen şeyler ve 80-90 senedir değişen bir şey olmadığını görmek ülke havacılığının bugünü ve yarını için açıkçası biraz iç karartan bir tablo oldu. Yani tabii temennilerin ötesine geçemiyoruz. İnşallah düzelir diye ama kalkıp da 2023 yılında bugün bunları hala konuşur durumdaysak, bir yandan ülkeyle ilgili çok farklı vizyonlar çizdiğimizi iddia ederken bir yandan işin perde arkasında bu tarz şeyler olduğunu öğrenmek, ki ben dediğim gibi kendisine de söyledim, birkaç farklı girişimciyle de konuştum yayın öncesi. Hemen hemen herkes benzer şeyleri söylüyor. Yani bazı şeylerin aşılamadığı, aşılmakta da güçlük çekildiğine dair çok maalesef iç karartıcı şeyler söylüyorlar. Ve bizler de inşallah bu düzelir diye temenni etmek dışında maalesef bir şey yapamıyoruz. Ama görüyoruz ki 80-90 senedir bir şey değişmemiş. Üzücü. Yani söyleyebileceğim tek kelime bu açıkçası. Geçmiş olsun. Diyecek bir şey yok. Murat, sen ne diyorsun? Yani Muhammed'in de dediği gibi birinci ağızdan almamız önemliydi. Bu konunun 90 sene sonra tekrarlanması işin trajik tarafı. Yalnız ben şunu da biraz bunlar bilinen şeylerdi aslında. Yani bunların aslında öngörülüyor olabilmesi, sanki sondan başa doğru gitmek ya da ya yoldayken hallederiz tarzında bir yaklaşımın sonucu da olmuş olabilir diye düşündüm biraz anlatırken. Sonuçta bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Bunlar Türkiye'de yaşanan herkesin geçmişte yaşanan örneklerden yola çıkarak az çok tahmin edebileceği şeyler. Sanki orada biraz daha ya nasıl olsa hallederiz yaklaşımı varmış gibi geldi bana. Ama Türkiye'nin mevcut durumda, önceki yıllarda bazı konularda maalesef biraz geride kaldığının özeti gibiydi. Tabii güçlü bir sermayeyle girseydi ya da en başından bahsettiği savunma sanayi, savunma havacılık tarafındaki şirketlerle yola çıkılsaydı daha böyle elle tutulur bir proje ortaya çıkar mıydı? Bu da tabii soru işareti olarak duruyor. Yani en azından o zamandan bu projenin belki bir akıbetinin ne olacağına yönelik bir fikri olabilirdi belki. Burada belki eleştirilecek nokta bu olabilir. Biraz sanki devam etse, mücadeleye devam etse başa çıkabilir miydi? O da bir soru işareti. O zaten hep onun da belki Emre Bey'in de aklının bir köşesinde soru işareti olarak kalacak. Ama inşallah yurt dışında belki Türkiye'de yatırımcılar, yabancı yatırımcılar Türkiye'de düşünmezler gibi bir şeyle, cümleyle kapattı konuyu ama bakarsınız belki ilerleyen dönemlerde farklı bir sermaye grubu Türkiye'de bunun üretimini yurt dışında yasayla lisanslandırılmış haliyle devam ettirebilir. Tamamen Türkiye defterinde kapatmamasında, biraz da bu işe asılmasında, en azından yakın gelecekte olmasa bile orta vadede Türkiye planını gözden tamamen çıkarmamasında fayda var gibi geliyor bana açıkçası. Ama işin tabii biraz da duygusal boyutu var. Yani ortaya çıkarılan maddi manevi bunca çabanın sonunda sürekli tırnak içerisinde kapıların kapandığı bir tabloda bu kadar umutvari olmak da ne kadar mümkün çok bilemiyorum. Yani biraz empati yaptığın zaman
Hani bugüne kadarki yaşadıklarından sonra ya ben hala umudu kaybetmeyeyim, belki bir gün olur bakış açısına sahip olabilmek bence biraz zor görünüyor açıkçası. Yani bunca zaman. Ondajet'i biliyorsunuz. Yani Muhammed Ondajet yıllar sonra FIA'den sertifikasyon aldı. Yani koskoca Honda alamadı yıllarca. Kaç defa hep geri döndü. Evraklarını geri verdiler. Sonra tekrar evrak soktular falan. Yani bu büyük sermayelerin de bazen karşısına ciddi anlamda sorun olarak çıkabiliyor. Pes etmediler ama aldılar. Murat ama şeyi hatırlatayım sana. Honda'nın fabrikası Amerika'da. Sonra hani yani, günün sonunda bir de sen Muhammed mühendis olarak bir şey söyle. Tamam, kanadının üzerine motoru koymak çok verimli bir hareket. Veya işte araba alsam muhtemel araba piyasasındaki en iyi motor, otomobil motoru Honda'nın. Su kaldırmazmış ama kanat üzerine konan motorlar yan rüzgarın işlerinde Honda'nın bir sürü şu an kırımı var. Evet. Bir taraftan da böyle bir gerçekler var. Neyin ne olacağı belli olmuyor. Emre Bey bildiğim kadarıyla yazılımcı, yani havacılık sektörü dışından gelmiş. Çok ciddi farklı fikirler konabiliyor. Belki de havacılık içinde olunca fazla ya bu işler çok ciddi, böyle setler çizmeye, duvarlar örmeye başlıyorsunuz. Ama tabii en azından gönlümden benim geçen yurt dışında da olsa bu projesini sürdürsün bir şekilde. Çünkü çok ciddi bir emek var. Bir de hani bazı şeyleri gerçekten Türkiye'de yapmak çok zor, çok zor. Çok böyle keyifli bir şey olmadı. Bir başarısızlığı da dinleyip kayda aldık en azından. Bizler bu anlamda da görevimizi yapmış olalım. Hayırlısı olsun diyelim, diyecek bir şey yok yani.